Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere salatalık fidesi yetiştirirken başlıca sorunlardan biri olan çiçeklerin meyve vermeden kuruyup dökülmesi ve salatalık meyvesinin daha küçükken sararmasının sebepleri nelerdir? Daha fazla ürün alabilmek için gerekenler, yanlış bilinenler, hibrit veya yerli tohum ekildiğinde fideler arasındaki fark nasıl anlaşılır, polenlemedeki sıkıntılar ve çözümlerinden bahsedeceğim. Bu videodaki bilgiler sayesinde sağlıklı salatalıklar elde edebileceksiniz. Öncelikle bitkinizin gübreye veya çapalamaya ihtiyacı olduğunu düşünüp de yanlış çapalama yaparsanız bitkinin kılcal köklerine zarar verebilir ve bitkinizin ihtiyacı olan besini almasını engellersiniz. Bu da gelişimini olumsuz yönde etkiler. Mümkün olduğunca köklerine zarar vermeden yetiştirmeye çalışın. Bitkiniz büyüdükten sonra ek gübre vermek istiyorsanız gübre takviyesini toprağın üstüne serpip gübrenin üstüne de bir miktar toprak serpiştirin. Gübreyi bu şekilde uygularsanız her sulamada bitkinin ihtiyacı olan besinleri sağlamış olursunuz. Aslında yapılması gereken fidenin ilk ekim sırasında köklerine temas edecek şekilde gübre takviyesi yapıp bir daha da kök çevresine dokunmamaktır. Salatalık çiçeklerinin açtıktan sonra dökülmesine gelince, salatalık gillerde iki çeşit çiçek bulunur. Polenlenmeyen çiçekler burada gördüğünüz gibi ölmeye mahkumdur. Dişi ve erkek olmak üzere iki çeşit çiçeği vardır. Gördüğünüz gibi burada da erkek bir çiçek bulunmaktadır. Erkek çiçeğin dibinde sadece sap bulunur. Erkek çiçek dişi çiçeği polenlemez ise dişi çiçek zamanla solar ve düşer. İşte burada da bir dişi çiçek var. Çiçeğin alt tarafında meyvesiyle birlikte doğar. Bu da meyvesi olmayan yine erkek bir çiçek. Erkek ve dişi çiçeği bu şekilde ayırt edebiliriz. Bu arada bu görmüş olduğunuz fide yerli tohumdan üretilmiş bir salatalık fidesidir. Birazdan bunu da açıklayacağım. Az önce tekrarladığım gibi erkek çiçeğin dibinde sadece sap vardır. İçerisine baktığımızda da polenleri net bir şekilde görebilirsiniz. Bu resimde de görüldüğü gibi soldaki bir dişi çiçek, sağdaki erkek çiçek. Dişi çiçek meyvesiyle birlikte, o salatalığıyla birlikte doğar. Sağ taraftaki sadece sap. Burada dalında da görüldüğü gibi dişi çiçek dibinde sap yerine meyvesi vardır. Dişi çiçek bu şekilde meyvesiyle birlikte doğar ve gelişmeye devam eder. Bir yanlış anlaşılma vardır ki eğer çiçeğin dibinde meyve var ise bu meyve büyür diye düşünülür. Aslında bu yanlış bir düşüncedir. Bu meyve polenlenmiş anlamına gelmez. Piyasada satılan bazı hibrit tohumlar vardır. O tohumlardan yetiştirilen fidelerde çoğunlukla dişi çiçekler açar. Şu an incelediğimiz salatalık fidesi hibrittir ve çoğunlukla dişi çiçek var üzerinde. Tohumların bu şekilde üretilmesindeki amaç çok fazla ürün alınmasıdır. Fakat siz burada tohumluk olarak bıraktığınız bir salatalıktan aldığınız tohumu bir sonraki sene ektiğinizde ürün verme garantisi yoktur. Yerli tohumdan üretilen salatalıklar bu şekilde değildir. Burada da yerli tohumdan üretilmiş bir salatalık fidesi bulunmakta. Yerli tohumundan üretilen fidelerde ise önce erkek çiçekler açar. Daha sonra dişi çiçekler açar ki polenleme gerçekleşsin. Tabi bu polenlemeyi de gerçekleştirecek olan arılar ya da kelebekler gibi dost olan böceklerdir. Eğer şehirde bu işi yapıyorsanız ve çevrenizde bu görevi üstlenecek bir böcek yok ise ne yapmalıyız? Bu erkek çiçeğin içi polen dolu ve açacak olan dişi çiçeklere gitmeye hazır. Bazı fidelerde bu dost böcekler haricinde rüzgarla da polenleme işlemi yapılabilir. Ama burada biz bu işlemi kendimiz yapacağız. Bu salatalık fidesini bir apartman dairesinde yetiştiriyorsanız tozlama işleminde size büyük görev düşüyor. Öncelikle erkek çiçeği tespit edin. Canlı ve diri olması gerekiyor. İçerisi polenlerle dolu olması lazım. Burada da gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir erkek çiçek var. Bir kulak temizleme çubuğu ile veya küçük bir sulu boya fırçası ile erkek çiçekten nazik bir şekilde poleni alın. Erkek çiçeğin içerisindeki polenler pamuğun üzerine yapışacaktır. Ve kendi türünden olan dişi bir çiçeği tespit edin. Dibindeki meyvesi tam olgunlaşmamış olsun. Erkek çiçekten almış olduğumuz polenleri dişi çiçeğin ortasına aynı şekilde nazikçe polenleri bırakın. Bu salatalık fidesi bahçede yetişmiş olduğu halde yine de bakın burada polenlenmemiş bir dişi çiçek var ve solmuş. Yani rüzgar da olsa, arılar da olsa aralı birkaç çiçek polenlenmeyebiliyor. Yine aynı şekilde başka bir erkek çiçekten aldığımız polenleri dişi çiçeğe aktarıyoruz. Özellikle çiçeğin arkasındaki bu meyvesi çok büyümüş olmayacak. Özellikle bunu uyarmak istiyorum. Zaten polenlenmiş olan bir çiçek de zamanla kendini kapatıp kuruyacaktır. Ama meyvesi büyümeye devam edecek. Bakın bu bitkinin üzerinde olgunlaşmış salatalıklar da var. Salatalığım çiçek açıyor ve bir süre sonra dökülüyor dediğinizde erkek çiçek açar, ortama polenlerini salar ve ömrü bittince çiçek kuruyarak dökülür. Burada da gördüğünüz gibi eğer erkek çiçekten polenler dişi çiçeğe ulaşmaz ise dişi çiçekteki meyve sararır ve bir süre sonra o da dökülür. Bu olay herhangi bir hastalık değildir. Sebebi dişi çiçeğin polenlenmemiş olmasıdır. Eğer salatalık meyveleriniz çoğu bu şekilde sararıp dökülüyor ise polenleme sadece rüzgar sayesinde tek tük dişi çiçeklere ulaşmıştır. Eğer bitkinizin üzerinde iri bir salatalık var ise burada tohumluk bırakılmış bir salatalık var. Her ne kadar tam olarak büyümese de zamanla büyüyecek. O salatalığın içerisindeki çekirdekler irileşmeye başlamış ve artık tohumluk olarak gelişiyor demektir. Bu sürede bitki tüm enerjisini bu salatalığa yoğunlaştırır ve gövde üzerindeki diğer salatalıklar solmaya başlar. Aynı gövde üzerinde yeni çıkmaya çalışan salatalıkları dahi sarartır. Artık bitki tohumluk olan hariç diğerlerini gözden çıkarır. Burada seçim sizindir. Ya bu iri olan salatalığı tohumluk olarak büyümesi için bırakacaksınız ya da bunu koparıp gövdedeki diğer salatalıkların büyümesine izin vereceksiniz. Bu da demek oluyor ki bol ürünü almak istiyorsanız salatalıkları çok büyütmeden hasatını zamanında yapmalısınız. Salatalık hasatı seven bir bitkidir. Hasatı düzenli bir şekilde yaptığınız müddetçe salatalık ürün vermeye devam edecek ve yaşadığınız sorunların çoğu ortadan kalkacaktır. Salatalığı hasat ettikçe arkasından gelen salatalıklar büyümeye başlayacaktır. Bitki enerjisini geride kalanlara aktaracaktır. Salatalık fidesi ekimi ve daha birçok bilgi kanalımda bulunmaktadır. Bu videoda aktaracağım bilgiler şimdilik bu kadar. Bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.